Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyicileri. 26 Şubat Perşembe ve yine sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de manşet programına başladık. Manşet programında sizlere hem yerel gazetelerimizin manşetlerini hem ulusal gazetelerimizin manşetlerini tabii ki Mersin'deki gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız ve gündeme dair konuları aktaracağız sizlere. Tabii her zaman olduğu gibi programımıza başlarken unutmadığımız, unutturmayacağımız değerlerimiz var ve bu değerlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizleri de unutmayın istiyoruz. Evet, Gaffar Okkan'ımız vardı biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Emniyet amiri ve halkla polis teşkilatı arasında büyük bir bağ kurulmasında büyük bir vesile olmuştu. Ama kaybettik kendisini, şehit edildi. Özge Can'ımız, sevgili izleyicilerimiz, Özge Can'ımız da yakın bir zamanda kaybettiğimiz, hunharca katledilen bir kardeşimiz. Onu da rahmetle anıyoruz. Unutmadığımızı, unutturmayacağımızı, katillerinin en ağır cezayla cezalandırılıp bunu kamuoyuyla paylaşılmasını, bunun takipçisi olacağımızı ve çıkacak kararı halkımıza paylaşacağımızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ve yine bir canlı bomba tarafından katledilen Kenan polisimiz, o da biliyorsunuz geride 2 aylık bir bebeğini bıraktı. Onu da rahmetle anıyoruz ve hatıralarına sahip çıkacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Ve 301 madenci şehidimiz, ihmal ve tedbirsizlik yüzünden yitirmiştik. Her ne kadar Türk toplumu Soma'daki faciayı unutsa da, birçoğu unutsa da, biz unutturmamaya devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Siyasi partiler, miğferler giyip, hatta zaman zaman maden ocağında çalışanların yanına gidip öğle yemekleri yerlerdi ya. Ne oldu? Yani bugün onlarla yemek yiyemeyişinizin nedeni nedir? Kahvaltı yapamayışınızın nedeni nedir? Madencilerle birlikte bir araya gelemeyişinizin nedeni nedir? Bunu çok merak ediyorum. Olaylar sıcakken herkes bir bakıyorsunuz büyük bir yürek sancısı, yürek acısı taşıyor. Ama olaylar soğuduğu müddetçe geriye dönüp Soma faciasını hatırlamıyoruz, hatırlatmak istemiyoruz toplum olarak, siyasetçiler olarak. İşte herkes sosyal paylaşım sayfasında miğferler kullandı. Ama hayat devam ediyor felsefesi. Hayat devam ediyor evet ama bazı geçmişte yaşanan olumsuzlukları da unutmamak gerekiyor ki geleceğe daha iyi bir hızla ilerleyelim. Unutmayacağız tabii ki. Evet sevgili seyircilerimiz, tabii ki bu vatan uğruna, vatanın bekası için çarpışan, bu uğurda hayatını ortaya koyan ve şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize ve polis teşkilatı mensuplarının şehitlerine ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları da unutmadığımızı, unutturmayacağımızı. Şu an görevleri başında bizleri korumakla mükellef, bu görevi en fedakar bir şekilde gerçekleştiren polis teşkilatına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de sonsuz selam ve sevgilerimizi iletiyor. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunarak başlıyoruz programımıza böylelikle. Evet, şimdi size bir video izleteceğim. Çin'de meydana gelmiş bir video. Sende yok Ezel, ben buradan izleteceğim. Sessiz izleteceğim. Şimdi şunu 10 saniye, bakın biraz rahatlayarak, gevşeyerek başlayalım programa istiyorum. 10 saniye şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşandığını bir düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir belediye otobüsü, bir erkek yolcu ve bir kadın yolcu arasında geçiyor hikaye. Birazdan izleyeceksiniz. Şimdi Çin'deki adamın tavrına bakın. Bir de şöyle düşünün, birazdan izlediğinizde o erkeğin yerinde bir Türk olsaydı ne yapardı diye düşünün. Sadece yorumsuz bir şekilde aktaracağım size. Bakın, büyük bir mücadele var. Bir otobüsün içinde, gösterelim Ezel'cim. Bir otobüsün içinde iki Çinli, biri kadın, biri erkek. Bakın, bir de boş koltuk var. Şimdi olayın özeti bu. Şimdi olaya geçtiğimizde ise bakın, adam geliyor, oturmaya çalışıyor, oturuyor. Evet, göremiyoruz galiba. Evet, kadın da illa ben oturacağım diye diretiyor. Bakın, bu Çin'de meydana geliyor. İlla ben oturacağım diyor. Adam yerinden kalkmıyor. Kadın illa oturacağım diyor. Kalkmıyor adam. Bakın sonuçta nasıl bir durum gerçekleşiyor ve amca da, beyefendi de kabul etmiyor. Kadın büyük bir inatla oturmaya çalışıyor. Ya kadına yer vereceksin
ya da gelir kucağına oturur. Bakın şimdi herkes şaşırıyor tabii ki. Adam pekala diyor ve bu şekilde bir yolculuk. Evet. Hala devam ediyor. Ve düşünsenize sevgili izleyicilerimiz, bu konuda kadının aşırı ısrarı var. Ve bakın, adam itiyor, kadın geliyor. Adam itiyor, kadın geliyor ve bitiyor video. Evet, hafif bir tebessümle başlayalım istedik programa. Böyle bir durum Türkiye'de kabul edilir bir durum değil tabii ki. Bizim kadınlarımız da bu şekilde bir diretmeyle karşı karşıya kalmaz. Ama burada amaç şunu göstermektir. Evet, belediye otobüslerinde mutlaka. Ama minibüslerde ben yer verme olayına karşıyım. Yani belki ilkel bir insan zannedeceksiniz ama değil. Yani otobüslerde evet, halk otobüslerinde evet. Büyüklere, işte kadınlarımıza yer verelim. Minibüslerde büyüklerimize, kadınlarımıza yer vermeyelim anlamı çıkmasın buradan. Bakın, şu çıksın sonuç. Minibüslerde ayakta yolcu olmasın. Kadınlarımız da veya yaşlılarımız da gelen minibüs eğer dolu ise lütfen ayakta binmesin. Neden? Çünkü siz ayakta binmeye devam ettiğiniz müddetçe minibüs seferlerinde artış söz konusu olmayacaktır. Ve bizim halk tabiriyle tabir ettiğimiz turşu kıvamına geleceğiz. Üst üste binme. Bu nedenle biz istiyoruz ki eğer oturacak yer yoksa minibüste lütfen binmeyiniz. Bir sonrakini bekleriz. Belki 5 dakika, belki 10 dakika geç gidin evinize veya iş yerinize ama lütfen gitmeyin. Siz bunu yaptığınız müddetçe emin olun ki minibüslerin sefer sayısında ve birbirleri arasındaki mesafede kısalma olacak ve bir sonraki minibüsün gelme ihtimali daha fazlalaşacak. Evet, ama biz ne yapıyoruz? Minibüslerde tıklım tıkış biniyoruz ve bu Türkiye değil mi? İşte bu. Bak amcam elleriyle artık büyük bir mücadele veriyor. Çünkü arkadan da sıkıştırmalar söz konusu. Amcam kapıyla vatandaş arasında bir pastırma vaziyeti durumunda. İşte bu görüntülere mal vermeyelim lütfen. Ve bunu saygısızlık olarak tabir etmeyelim. Yani işte minibüste neden verilmesin? Yani minibüste herkes parasını ödüyor. Herkes minibüsü tercih ediyor. Neden? Oturarak işine gitsin diye. Herkes oturarak işine gitmeyi hak ediyor çünkü. Kimse ayakta gitmek için para ödemek durumunda değil. Ayakta gideceksem yürümeyi tercih ederim. Hem sağlıklı bir yürüyüş gerçekleştirmiş olurum. Sporla tanışmış olurum. Ama ayakta gitmek ve üzerine para vermek gerçekten kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bu konu yoktu aslında gündemde ama bu konuyu da böylelikle Çin'deki vatandaşlarımız vasıtasıyla girmiş bulunduk. Sevgili izleyicilerimiz, dün Ajanda programında Soyer Şimşek, Doktor Soyer Şimşek benim canlı yayın konuğumdu. Kendisiyle Türkiye gündemini, Mersin gündemini, güncel konularını tartıştık. Ben çok keyif aldığım bir program oldu. Çok keyifli bir programdı çünkü genel maksatlı bir Türkiye tablosu ve genel maksatlı bir Mersin tablosu çizildi. Değişik konulara ve güncel konulara değinildi. Güzel bir sohbet gerçekleşti. O sohbetin sadece bir bölümünü sizlere aktarmak istiyoruz. Ardından yine burada olacağız. Koalisyonlardan bahsettiniz. İşte en azından iktidarı zorlamak, ben yaptım, ben istedim oldu zihniyetinizi sökmek istiyorsunuz ama yine iktidarın da bu konuda başkanlık sistemini önümüze koyduğunu görüyoruz. Yani başkanlık sistemiyle de tek hakimiyetten bahsediliyor. Mesela bugün gazetelerde yanılmıyorsam Meksika modeli verildi. 6 yıllığına seçiliyor ve bir ikinci şansı olmayacak başkanlık sisteminin. Bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani siz koalisyondan bahsederken böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Başkanlık modeli Türkiye için zarar mıdır, fayda mıdır? Bu durumda AK Parti'nin bir stratejisi midir? O da mı acaba bir koalisyonun oluşabilme ihtimalini mi görebildi? Bunun için bir tedbir mi? Tabii. Şimdi Tekin Bey bakınız, her devletin bir kuruluş felsefesi vardır. Kuruluşunda temel çizgileri vardır. Evet. Neticede bu devlet bugünkü parlamenter sistemi kurulduğu andan beri benimsemiş olan bir sistem, devlet. Evet. Öyle değil mi efendim? 1923'ten beri bir parlamenter sistem kurulmuş. Devletin kurumları ona göre dizayn edilmiş. Zaten demokrasi demek
kurumlar ve kurallar rejimi demektir. Demokraside kurumlar olacak, kurallar olacak. Herkes bu kurumlar ve kurallar içerisinde hareket edecek. Evet. Yoksa ben böyle istiyorum diye olmaz. Sonra böyle rejim, yani demokratik yapıyı, sistemi değiştirmek bir kişinin iradesiyle olacak şeyler değildir. Yani bunu ancak kurucu iradeyi değiştirmek, çok büyük bilimsel çalışmalar, araştırmalar gerekir. Şurada bir Avrupa Birliği'ne gireceğiz dedik mesela, girelim diye. Kaç senedir Avrupa Birliği'ne uyum yasalarını bile çıkaramıyorsunuz. Maalesef. Bu olmaz. Yani bunlar ülkeyi daha büyük kaosa götürür. Bakın, padişahlık zamanında bile padişahın arkasında dolaşan insanlar vardı. Ne derlerdi? Padişahım, senden büyük Allah var derlerdi. Evet. Yani şimdi şimdi bizim toplumumuz kestirmeci ve kolaycı çözümlerden yana. Hani bir genel başkan çıkacak, asacak, esecek, götürecek, edecek. Böyle bir şey yok. Genel başkan dediğiniz insan da senin gibi, benim gibi, Tekin Bey. Zeka seviyesi bizden biraz yüksek olabilir, aynı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama o da bir insan. Evet. Onun da bir yapabileceği var. Bugün dünya ortak aklın yönetildiği bir dünyadır. Hatırlar mısınız mesela Irak Savaşı zamanında Baba Bush basın toplantısı düzenliyordu mesela. Yani eski Baba Bush, Amerikan evet. Başkanı. Arkasında onların sekreter dedikleri Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı. Gazeteciler kendisine bir soru sorduğu zaman diyordu ki bu konunun uzmanı falan sekreter, o cevap veriyordu. Genelkurmay Başkanı cevap veriyordu. Yani her şeyi ben bilirim, ben ederim edası yok. Ama bizde bir kere insanlar siyaseten sorumlu yere geldiği zaman ekonomiyi o biliyor, sosyolojiyi o biliyor, dış politikayı o biliyor, hukuku o biliyor. Olmaz kardeşim, bilmez. Yani bunu bir orkestrayı düşünün, bir sas heyetini düşünün. Yani bir bunların hepsinin bir şefi olacak, bir ayarı olacak. Yani o nedenle bir insanın çıkıp da her şeyi, en iyisini, en doğrusunu ben bilirim anlayışıyla ülkeyi yönetmesi de doğru değil. Aile yönetiminde, siz yani aileniz var değil mi, evlisiniz. Çocuklarınızla konuşmuyor musunuz? Hayatınızla ilgili önemli bir karar alacağınızda eşinize danışmıyor musunuz? Onlardan fikir istişaresi yapmıyor musunuz? Bazen birbirinize ters düşmüyor musunuz? Yani bunlar normal bir şey. Olması ama hayır, ben babayım, bu evde benim dediğim olur dediğiniz zaman çocuklarınız içten içe size kim besler? Somurtur. Şunu yapar, belki siz en doğruyu söylüyorsunuz ama onların da fikrini almanız gerekir. Çünkü bir müşterek hayatınız var. Yani demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir. Böyle başkanlık sistemidir falandır. Bir başkan astığı astık, kestiği kestik. Bu devirde bunlarla ülkeleri yönetmek mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi vardır ama ben size samimi bir şey söyleyeyim mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nda yoktur. Bak, bu gerçeği de halkımız bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın şu andaki yetkileri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın elinde yoktur. Doğru. Doğru. Evet, doğru diyorsunuz. Peki yine bu noktada dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hep şöyle derdi. Böyle muhalefete can kurban. Şimdi hükümetin karşısında ben hep bunu söylüyorum. Hükümetin karşısında güçlü bir muhalefet olmadı, ana muhalefet olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi hep kendi yerini koruma endişesi içerisinde kaldı. Bir adım öteye gitmek için maalesef bir çaba sarf etmedi. Yani bu görünen açık ve net bir durum. Şimdi böyle bir durumda Mersin'de de biliyorsunuz kongreler gerçekleşti ve yeni seçilen yönetim Sayın Abdullah Özyiğit ve yönetimi kongre sürecinde, hatta kongre sürecindeki 3 adayın ortak açıklaması şuydu. Biz Mersin'de ön seçim istiyoruz. Ön seçimi zorlayacağız. Yani genel merkezin dayatmasını, işte kontenjan olayını kaldıracağız. Sayın Abdullah Özyiğit seçildiği andan itibaren yaptığı konuşmada da eğer genel merkez bize diretirse, eğer genel merkez bir kontenjan olayıyla karşımıza çıkarsa veya işte birilerini önümüze koyarsa, seçeceksiniz derse biz yönetim olarak istifa edeceğiz demişti. Ve yine 27 milletvekili aday adayı ortak bir basın toplantısı düzenlediler, bir dilekçe hazırladılar ve bu dilekçede ön seçim taleplerini dile getirdiler, altına imza attılar. Şimdi soru şu, Cumhuriyet Halk Partisi
ön seçimle gitmeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günde Yenişehir Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, yönetimi, işte o 27 milletvekili o imzayı attı. Nasıl bir duruş sergilemeleri gerekiyor? Yani gerçek Cumhuriyet Halk Partili ne yapmalı? İstifa etmeli. Değil mi? İstifa etmeli. Yani sözünü yememesi. Zaten bu yapılmadığı için oluyor. Evet. Yani söylemek güzel. Söylüyorsun. Ama sözünün arkasında durman lazım. Hatta diyelim ki yeni bir atama yönetim yapıldı. Eğer onlar da o görüşteyse onların da istifa etmesi lazım. Yani biz ön seçim istiyoruz demesi lazım. Normal Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yakışan budur. Şimdi dediğim gibi bir şey yapılıyor. Efendim işte deniyor ki efendim muhalefete muhalefet yapılmaz. İşte bu hainliktir vesairedir. Bunların hepsi demagojidir, safsatadır. Evet, güzel, keyifli bir sohbetti. Tabii sadece bu konuları değil, Türkiye gündemindeki birçok konuyu da konuştuk sevgili seyircilerimiz. Ara ara bu programı sizlere tekrar yayınlayacağız. Çünkü Türkiye genelini ilgilendiren konular vardı başlıklarımızda. Dediğim gibi Sayın Soyer Şimşek'e de buradan teşekkürlerimi bir kere daha iletmek istiyorum. Evet tabii dün sevgili izleyicilerimiz vergi rekortmenleriyle ilgili bir haber de vardı. Bir program düzenlenmişti vergi haftası kapsamında ama onu da aktaracağım sizlere birazdan. Öncesinde Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz ve bakalım Mersin gündemindeki konular neler. Onları alacağız Ali Gürkan Şamiloğlu'ndan ve hemen sözü kendisine bırakıyorum. Merhabalar. Haberlerde neler var? Mersin gündeminde neler yaşandı ve yaşanacak? Ayrıntılara kısa kısa yer verelim. Ve haber bültenlerimizde hem İçel TV'de hem de Radyo Klas'ta gün boyunca gelişmeleri değerli seyircilerimize ve dinleyenlerimize aktaracağız. Özge Can'ın ailesi yardım kampanyası başlatmıştı. Daha doğrusu şöyle bir gelişme yaşanmıştı. Özge Can hayatını kaybettikten sonra, Özge Can katledildikten sonra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından Özge Can'ın ailesine maddi yardımlar gönderilmek istenmişti. Ama Özge Can'ın babası bu maddi yardımları kabul etmemişti. Ve maddi yardımların giderek çoğalması, maddi yardımda bulunulma isteklerinin giderek çoğalması üzerine Mersin Valiliği devreye girmişti ve baba Mehmet Arslan maddi yardımları tek bir şartla kabul etmişti. Kızım için bir eğitim kurumu açmak isteğiyle bu yardımları kabul ediyorum demişti ve baba Mehmet Arslan şiddete meyilli insanların rehabilite edileceği, şiddet görmüş insanların rehabilite edileceği bir rehabilitasyon merkezi kurmak amacıyla yardımları kabul edeceğini belirtmişti. Ve Mersin Valiliği de hem Türk lirası hem dolar hem de euro yatırılabilecek bir hesap açmıştı. Ve bu hesabın kontrolü ve denetimi Mersin Valiliği'nde değerli seyirciler, değerli dinleyenler ve bir hafta içerisinde bu hesaba dünyanın dört bir tarafından 10 bin Türk lirası bağış yatırıldı ve ailenin yakını Cengiz Kenan Er'in bu yardım kampanyasının bir yıl boyunca devam edeceğini ve toplanan paranın da bir rehabilitasyon merkezinin kurulması ve Özge Can'ın bu merkeze adının verilmesi için harcanacağını açıkladı. Ve yine Özge Can cinayetinden sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, biz Mersin'deki bütün toplu taşıma araçlarında kameralı sistem kurmak istiyoruz, güvenlik kamerası sistemi kurmak istiyoruz. Ayrıca bir panik butonu bütün toplu taşıma araçlarına kurmak istiyoruz. GPS sistemiyle bütün toplu taşıma araçlarını bir merkezden takip etmek istiyoruz. Ayrıca isteyen vatandaşlar istedikleri aracın o anda nerede olduğunu ve içinde neler yaşandığını da
bizim kuracağımız bir sistemle, telefonlarına indirecekleri bir programla takip edebilecekler. İşte böylesine güvenli bir sistem kurmak istiyoruz demişti ve bunun ilk adımını Mersin Büyükşehir Belediyesi attı. Büyükşehir Belediyesi Mersin'de toplu taşıma araçları belediye otobüslerinden birkaçına kameralı sistem ve panik butonu kurdu ve bu sistemi koordine edebilecek merkezi de kurdu. Burhanettin Kocamaz 3 ay içerisinde bütün belediye otobüslerinde bu sistemi kuracağız ve ilerleyen süreçte de Mersin ili genelinde bütün toplu taşıma araçlarında böyle bir sistemin hazır hale gelmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Ve şunu da belirtelim, Mersin'de Tarsus ilçesinde Karabucak ormanlarında 74 yaşında çobanlık yapan İbrahim Altun'dan bıçaklanarak öldürülmüş cansız bedeni bulundu. Savcılık incelemesinin ardından İbrahim Altun'dan cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla da ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yaban domuzuna çarpan bir kişi kaza sonrasında camdan fırlayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi Şevki Karcı'nın 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Karaman'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nden adayı olduğu da öğrenildi. Spora geldiğimizde Mersin İdman Yurdu 1 Mart tarihinde deplasmanda Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Bursa Spor'la karşılaşacak ve bu maçın çalışmalarına Macit Özcan Spor Kompleksi'nde devam ediyor Mersin İdman Yurdu. Ve dün yapılan antrenmanda Servet Çetin yardımcı antrenörler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı sakatlığı nedeniyle. Berkan Avşarlı antrenmana katılmadı ve Mersin İdman Yurdu'na bu maçta başarılar diliyoruz. Diğer bir spor gelişmesi ise şu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Galatasaray Odea Bank'ı konuk etti ve bu mücadelede Galatasaray Odea Bank Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımını 87-72 mağlup etti diyoruz. Bütün ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alacak. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mersin gündemi de bu yönde gelişecek. Bugün ve gün içerisindeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz canlı yayınlarımızda. Tabii dün yine kentimizde hareketlilik vardı biliyorsunuz. Vergi haftası kapsamında dün de Buzdağı programında Vergi Dairesi Başkanı canlı yayın konuydu Buzdağı programında. Aytür Gezer'in hazırlayıp sunduğu programda. Tabii öncesinde de kültür merkezinde bir program vardı. Bu programda vergi rekortmenlerin ödüllendirildiği bir programdı. Yine İçel TV oradaydı. Yine o programdan da bir kesiti sizler için hazırladık, izliyoruz. Bilindiği üzere her alanda gelişmiş, güçlü bir ülkeye ve refah düzeyi en üst seviyelerde olan bir topluma sahip olmanın en önemli gereklerinden biri ekonomik kalkınmadır. Toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılayan, kamu hizmetlerinin en önemli kaynağını oluşturan ve ekonomik kalkınmanın en temel ihtiyaçlarından olan vergi gelirlerini güvenilir bir yapıya kavuşturacak güçlü bir gelir idaresine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde köklü bir geleneğe ve kurum kültürüne sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergiler ile diğer gelirleri anayasa ve vergi kanunları çerçevesinde mükellef haklarını gözeterek tahsil etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren devamlı gelişim içerisinde olan başkanlığımızda gerek mükelleflerle idare ilişkilerinde, gerek mükelleflere hizmetin teknolojik altyapı imkanlarından yararlanma noktasında, gerekse yapısal anlamda devrim niteliğinde atılımlar yapılmıştır. Yapısal değişimlere tek vergi dairesi projesi ise en son örnektir. Bu projede Eskişehir ili pilot şehir seçilmiş ve 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Eskişehir vergi dairelerinde Eskişehir ilimizde bulunan 4 vergi dairesi tek vergi dairesine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Böylesine güzel bir günde özellikle ülke ekonomisine
bir taraftan katkı sağlayan, bir taraftan istihdama yönelik gayretler gösteren ve bugün de ülkenin kalkınmasına katkı olarak en fazla vergi veren kuruluşların ödül alacağı bu toplantıda gerçekten bulunmaktan çok büyük onur duyuyorum. Vergi konusunda en önde olan, en fazla vergi veren bütün kuruluşlarımızı da tebrik ediyorum. Tabii vergi, dün de Sayın Başkan'la, Sayın Müdür'le, Gelir İdaresi Müdürümüzle görüştüğümüzde verginin soğuk bir olay olduğunu, özellikle de vergi toplayanların soğuk insan olarak değerlendirildiğini ifade ettiler. Aslında bir taraftan öyle görünse de, bir taraftan da ülkenin kalkınmasına yönelik kaynak üretilmesinde ve diğer taraftan ülkenin geleceğiyle ilgili yapılacak yatırımlarda, özellikle gelecek nesillere daha müreffeh bir ülke teslim edilmesinde çok önemli bir gayrettir vergicilik. Mersin bu konuda yıllardır ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan iller arasında ön sıralarda yer almakta. Sayın Soylu'yu da kutluyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii vergi haftası kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Sayın Güngör canlı yayın konuğu oldu dün Aytur Gezer'in hazırlayıp sunduğu Buzdağı programında. Yine vergi ödemenin ve vergi almanın, Mersin'deki vergi alma sisteminin ve Mersin'de vergi toplama sisteminin nasıl gerçekleştiği konularında bilgiler aktardı Sayın Başkan. Evet, o bölümden de bir kesit izleyelim, sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Yanlış yapılmış olabilir. Biz o yanlışı devam ettirmemek kararımız var. Bir de idaredeki mantalite değişti. Biraz da oradan hareket etmek lazım. Kamudaki aslında tüm çalışanların milletimizin hizmetkarı olduğunu unutmamak lazım. Biz millete hizmet için varız. Despotluk falan bizim işimiz değil. Elbette ki güler yüz göstereceğiz. Elbette ki işimizi layıkıyla yapacağız. Yani güler yüz göstermek bizim işimizi yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz yine işimizi yapacağız. Ama bir hani yüzü sirke satmak olayından ziyade güler yüz, tatlı dil, olayı anlatabilmek. Tabii ki bizim vatandaşımız aslında şunu istiyor. Ben bu vergiyi ödeyeyim ama gerçekten yapılan işlem doğru mu? Bir bunu anlamak istiyor. Malumuz vergi mevzuatımız karmaşık bir yapıya sahipti. Son düzenlemelerle biraz daha tek düze hale gelip biraz daha basitleştirme yoluna gidiyoruz ama bunu her zaman her ortamda sağladığımız söz konusu değil. Hala çalışmalar devam ediyor. Malumuz bir gelir vergisi çalışmamız devam ediyor. Vergi usul kanunundaki çalışmalar devam ediyor. Hani olaylara böyle baktığımızda bizim milletimize hizmetkar olduğumuzu unutmadan hizmet yapmaya devam edeceğiz. Tabii vergi haftası da bunu etken biz vergi haftalarında halkımızla kaynaşıyoruz, bir araya geliyoruz. Bunun en son tezahürü ki bu vergi rekortmenleri ödül terenidir. Yoğun bir ilgi ve talep vardı. Bizi yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Teveccüh gösterdiler. Ben oraya da tabii bu bağlıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Mersin nispeten bilmiyorum müfettiş olmanız azabıyla de farklı birçok Türkiye'nin çok yerini mutlaka gezmişsinizdir, görmüşsünüzdür evet. Ama Mersin'e de hakimsinizdir. Bayağı bir süre oldu başlayalım evet. Burada görevinize. Vergi ödemede ve gerek tahakkuk gerek tahsilatta üst sıralarda hep olmuştur. Evet. Ve
genelde de bu ödediğinin geri dönmemesi noktasında sıkıntı ve şikayetler olur. Bu ödül törenine de bakıldığı zaman son durum, Mersin nerelerde olacak tahsilat ve tahakkuk oranında sizce? Daha Mart ve Nisan ay aslında biraz sonra konuşacağız. Şubat ayından itibaren bir beyan dönemine de girdik. Evet. Ve ben şunu da ifade etmek istiyorum. Kanunlardan şeyden ziyade halkın anlayacağı dilde sormaya çalışacağım. O şekilde şey yapacağım. Tabii, çünkü siz de ifade ettiğiniz çok karışıklıklar var. Vatandaş yani bir şeyler istiyor ama hakkaniyet içerisinde olsun veyahut işte onu anlayarak, bilerek yapmak istiyor. Onun da bilebilmesi anlamında gerek bizi izleyenlerin gerekse Radyo Klas'tan dinleyenler için olabildiğince sade şeylerle. Şu anki performansından memnun musunuz 2014'ten Mersin'in genel anlamda? Ondan sonra da beyan dönemlerine geçelim. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim öyleyse. 2014 yılı genel olarak Mersin ölçeğinde, Mersin ve İdaresi Başkanı ölçeğinde bakacak olursak, performansımız çok başarılı olmamakla birlikte başarılı bir yerdeyiz. Bunun da çeşitli etkenleri var tabii ki. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Mersin'de bir yapılandırma yasası geçirdik malumunuz. Mükellefte yapılandırma kapsamında bir af beklentisi dolayısıyla bir olumsuz rehavet beklenti çekti. Oluştu. Rehavet oldu. Tabii bu sürede yasalaşma evresinde biz de biraz işleri biraz bıraktık. Mükelleflerimizin başvuru yapacağı izlenimiyle yani öyle bir beklenti içerisine girdik bizler de. O dönemde biraz boşluklarımız oluştu. Yasadan kaynaklı bir durumdu. Ama Mersin ölçeğinde düşünecek olursak yine Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Mersin tahakkuk ve tahsilatta bulunduğu sıraları korumaya devam etti. Bu olumlu bir gelişme bence. Tabii bulunduğu yerden memnun muyuz? Mersin'in potansiyelinin daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu şehirde bir potansiyel var. Gelişmeye, yeniliklere açık bir şehir. Sürekli yatırım alan bir şehir. Bugün 3. organize sanayiyi konuşabilecek bir şehir ki konuşuluyor sıklıkla sizin de takip ettiğiniz üzere. Bugün artık şehirde 3. organizeyi konuşuyoruz. Gümrük sahasının limanların yetmediği ve genişletme çalışmalarını konuşuyoruz. Yetişmediği için sıkıştırıyoruz. Bir an önce bitsin istiyoruz. Hani bunlar hep üst üste getirdiğimizde aslında şehrin potansiyeli bunun daha da ötesinde. Ki havaalanı falan da harekete geçerse 2016'ya kadar. Muhtemel öyle söyleniyor. Yani geleceğe noktasında. Tabii bizim alanımız değil o işler ama tabii biz bunları da hep hesaba katıyoruz. Yani neler olabilir de konuşuyoruz. Tabii bizim önceliğimiz kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi arasındaki o çizgideki kırılganlığı ortadan kaldırabilmek, bertaraf edebilmek. Bizim üzerimize düşen yegane görev bu. Mükelleflerimizde adalet duygusunu zedelemeden kayıt dışı çalışan mükelleflerin kayıtlı hale getirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Asli görevlerimizden bir tanesi bizim bu diye düşünüyoruz. Öncelik kayıt dışıyla mücadele o zaman. Kesinlikle. Yani kayıt altındakiler zaten performansını aşağı yukarı memnunsunuz. Yani tahsilat anlamında, tahakkuk anlamında 2014'ü istisnasında belirttiniz. Doğru, rehavet olması. Evet. Ama o rehaveti doğru anlayışla karşılamanızın da karşılığını gördünüz herhalde değil mi? Yani yeterince başvuru oldu değil mi? O tabii şey ki. Olarak yani ben burada sizin ekranlarınız aracıyla söylemiş olayım. İlk defa telaffuz edeceğim. Yaklaşık 130 bin dilekçe aldık biz bu işte yasa kapsamında. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ciddi. Ben tutar konuşmayacağım ama tutarı söylemeyeceğim. Çok kafa karışmadı ama yani vatandaş o beklediğini bir çıksın ama ben borcum borç ama bundan faydalanayım. Tabii yani ki. Ödeyim şeklinde oldu. Bir kere şunu da atlatmak lazım. İlk defa bir yapılandırma yasasında bu kadar yüksek başvuru var. Evet. Bu bir yapılandırma yasası. Af yasası değil bakan. Evet. Yani bunun altını kalın kalın çizmemiz lazım. Af yasası olmamasına rağmen halkımız buna teveccüh gösterdi. İlgi alaka gösterip 130 bine yakın dilekçe yapıldı. Tüm Türkiye genelinde 4,5 milyon mükellef var. Evet. Yani bu yasadan faydalanan. O noktada biz hani beklediğimizde değdi. Vatandaşlarımız yapılandırdı borçlarını. Kanunu bir haktır. Bize meclisin kararlarına uyup ona icra noktasında sahaya dökmek düşer. Biz de o görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Tabii teşkilatımız bu noktada tecrübeli bir teşkilat. Ve noktada çalışma arkadaşlarım bir kere daha sizin aracınıza teşekkür etmek istiyorum. Yani biz bu kadar işlem aldık ama bunların hepsini sorunsuz bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın siz de yakından takip ediyorsunuz, basın mensubusunuz, mali müşavirsiniz aynı zamanda. Sorun yaşamaksızın bunların hepsini üstesinden gelebildik. Güzel bir gelişmeydi bizim açımızdan da. Şimdi yapılandırmaya biraz girmiş olduk. Evet. Sohbetin gelişen bu şey. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sayın Güngör
Buzdağı programının canlı yayın konuğuydu. Bugün de detaylarıyla bu programı tekrar izleyeceksiniz yine gün içerisinde. Evet, biz bu sefer gazetelerimize geçiyoruz. Yerel gazetelerimizi aktaracağız sizlere. Bakalım yerel gazetelerimizin ilk sayfasına hangi haberler yansımış, hemen onları aktaralım sizlere. Ve hemen Hakimiyet gazetesiyle devam edeceğiz ama Hakimiyet gazetesini dünkü gazete. Evet. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bu arada kısa bir haber turu izleyelim. Bakalım Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler nasıl? Hemen ardından yerel gazetelerimizle birlikte olacağız. Türkiye şehitlerini ağlarken en büyük yas pilotların baba ocağında yaşanıyor. Şehitlerin naaşı Malatya'da düzenlenen askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Türkiye yurtları açılış töreninde hizmet hareketiyle ilgili göndermeler yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda esnafla buluştuğu toplantıda ise Şahbarat operasyonunu değerlendirdi. Faiz politikasını eleştirdiği Merkez Bankası'nı yine sert sözlerle eleştirdi. Uluslararası Af Örgütü'nün 2014 raporlarına göre Türkiye'de en kronik problemi yargı bağımsızlığı oldu. Rapora göre MİT'e aşırı yetki verildi ve insan hakları ihlalleri yapan teşkilat üyeleri yasayla korundu. Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü de zedelendi. 301 işçinin şehit olduğu maden faciasından kurtulan Somalı işçiler, dinmeyen acılarının yanında bugün ayrı bir mağduriyet daha yaşıyor. Yetkililerin verdikleri sözleri çabuk unuttuğunu dile getiren işçiler, tazminatlarını bile alamadıklarını söylediler. AK Parti'nin kurucularından Dengirmir Mehmet Fırat cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'den daha önce istifa ederek ayrılan Fırat, Mersin'den milletvekilliği aday adaylığı talebiyle HDP'ye katıldı. Evet sevgili izleyicilerimiz, haber turumuz da böyle. Hemen yerel gazetelerimize geçelim ve Haberci gazetesiyle başlayalım turumuza. Haberci gazetesinin üst sayfalarından aday adaylarının, özellikle Cumhuriyet Halk Partili aday adaylarının görüşlerini, neden aday olduklarına dair haberleri aktarmış. Ve hemen manşetine baktığımızda yeniden adaylar mı sorusunu gündeme getiriyor. Tabii ki Sayın Zafer Çağlayan'ın, Emine Çiğdem Münevver Ökten'in, Sayın Ahmet Tevfik Uzun'un, Sayın Nebi Bozkurt'un, Sayın Aytu Atıcı'nın, Sayın İsa Gök, Sayın Vahap Seçer'in, ve Sayın Mehmet Şandır'ın, Ali Öz'ün ve Ertuğrul Kürtçü gibi isimlerin Mersin 2011 yılında meclise gönderdiği milletvekillerinin hangilerinin yeni dönem için yeniden milletvekili olmak isteyip istemediğini sizler için araştırdık diyor gazete. Ve işte Mersin'in yüz hakları diyor. Az önce sizlere aktarmıştık sevgili izleyicilerimiz. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca 26. vergi haftası kutlamaları çerçevesinde ödedikleri vergilerle dereceye giren Mersin 2014 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Ve maliye çalışanlarından da tepki varmış. Devlet vergi haftasını kutlarken yoğun iş riski ve sorumluluğu altında ezilen maliye çalışanları, musluğun başını tutan maliye çalışanlarına musluktan bir damla su dahi çok görülmektedir diyerek yetkilileri uyardı. Evet ve Mersin'de elektrik kesintisi Tarsus ilçesine Perşembe günü, yani bugün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Perşembe günü Tarsus ilçesi Yeşiltepe Başiş Mahallesi'nde 09-16.30 saatler arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek, ki verilmiyor şu an anladığımız kadarıyla. Evet, tabii bunun bir gün öncesinden duyurulması gerekiyordu ama aynı günde otobüslere Özgecan önlemi, az önce Ali Gürkan Şamiloğlu da aktarmıştı ve haberlerimize de aktarmıştık. Özgecan Aslan'ın Mersin Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste vahşice öldürülmesi gözleri toplu taşıma araçlarındaki yolcu güvenliğine çevrilirken Mersin Büyükşehir Belediyesi bu güvenliği sağlamak için Türkiye'de ilk adım attı. Yaşanan bu olayın ardından Büyükşehir Belediyesi kamera, alarm sistemi ve araç takip sistemiyle donattığı belediye otobüslerini basına tanıttı. Türkiye'de bir ilk olan uygulama ile yolcular tehlike anında acil durum butonu ya da akıllı telefonlarından anında yardım isteyebilecek diyor haberde.
Evet ve umuyoruz Türkiye çapına yayılır bu uygulama ve artık yolcularımıza, kadınlarımıza bu konuda gerekli güveni sağlarlar kendilerinde. Mersin gazetesi bu çocuklar devletin sorumluluğu altında diyor. Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye Baro Başkanları Bozantı cezaevindeki taciz olayları ile ilgili verilen takipsizlik kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada cezaevindeki her birey gibi çocuklar da devletin sorumluluğu altındadır denildi. Ve tüm toplu taşıma araçlarına online takip haberi yine gazetenin ilk sayfasından okuyucularına aktardığı haber. Git evine bulaşık yıka lafına kızıp aday oldu. Türkiye profesyonel futbol liglerinde maç yöneten 18 kadın klasman hakeminden biri olan Şule Güven geçen yıl yönettiği maçta Kuvay Millispor'un o dönemki teknik direktörü İzzet Kızgın'ın sizin yapacağınız en güzel şey evinize gidip bulaşık yıkamaktır sözlerine kızıp AK Parti'den Mersin Milletvekili adayı oldu. Evet ve Özgecan'ın adını yaşatmak için diyor Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adına rehabilitasyon merkezi ve okul yapımı için Mersin Valiliği'nin desteğiyle açılan yardım kampanyasına yurdun dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor. Ailenin sözcüsü Cengiz Kenan Erin Mersin Valiliği'nin başlatmış olduğu yardım kampanyasına mütevelli heyeti başkanı Mehmet Aslan getirilmiştir. Bugüne kadar 10 bin lira para yardım yapılmış, yardım kampanyası bir yıl sürecek diyor. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Ve Yeni Güney Gazetesi'nin de ilk sayfadan verdiği haberde aslında Yeni Güney Gazetesi'ni de tebrik ediyoruz. Çünkü logo yanında Özgecan resmini ve unutmadık, unutturmayacağız. Bizim de biliyorsunuz masa üstünde her sabah yaptığımızı yapıyor Yeni Güney'de. Böyle devam ettirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Toplu taşımada Özgecan önlemi. Büyükşehir Belediyesi'nin kamera, alarm ve araç takip sistemiyle donatılmış olan toplu taşıma araçları hizmete giriyor sevgili seyircilerimiz. Evet. Yok, bu sistem akıllı telefonlardan da artık bu uygulamayı isteyenler evlerinden takip edebilecekler. Çocuklarının içinde bulundukları araçla ilgili görüntüye de ulaşabilecekler. Ama bu uygulamayı tabii ki telefonlarına indirmeleri gerekecek. Evet, Özgecan'ın ailesine ziyaret. Mersin'de hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesini ziyaret eden Kartal Belediyesi çalışanları yaşanan cinayet karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Evet. Ve devam ediyoruz. Çukurova gazetesine geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çukurova gazetesi de barolardan Pozantı tepkisi vicdanlar yaralandı diyor. Çocuk cezaevlerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak basın açıklaması yapan 5 bölge barosu kamuoyunda büyük yankı uyandıran Pozantı cezaevindeki taciz olayları ile ilgili verilen takipsizlik kararına tepki gösterdi. Açıklamada vicdanların bu kararla yara aldığı belirtildi. Ve belediye otobüslerine Özgecan önlemi sevgili seyircilerimiz. Ve yine devam ediyoruz. Akdeniz'de çöpler yer altına iniyor. Bence manşetten görülmesi gereken haberlerden bir tanesi de budur diye düşünüyorum ben. Doğaya ve çevreye duyarlı projelerine bir yenisini daha ekleyen Akdeniz Belediyesi Mersin'de bir ilki daha gerçekleştiriyor. Pilot mahallelerde başlayan uygulamayla Akdeniz ilçe sınırlarındaki çöp toplama konteynerleri kurulan sistemle birlikte yer altına alınıyor. Evet. Artık yer üstünde çöp konteynerlerini görmeyeceğiz. Biz bir öneri getirmiştik daha önce, çok önceki bir dönemde. Demiştik ki madem öyle, madem bu çöp konteynerlerini kullanacağız, bari üzerlerine şekiller yapalım. Yani çiçekli, böcekli bir şeyler yapalım. Böyle daha güzel, evet çocuklarımız yapsın mesela. Yani tabii çöp halindeyken değil, onlar daha sıfır fabrikadan çıkarken, üretim aşamasından çıkarken çocuklarımız gelsin üzerine kendi dünyasıyla ilgili çizgiler yapsın ve bunu da sokaklarımızda görelim istedik. Hatta ne bileyim güzel bir görüntüye de vesile olur diye önermiştik. Akdeniz Belediyesi bir adım daha öteye gitti. Yer altına alıyor çöp konteynerlerini. Bu da güzel bir uygulama. En azından çevre kirliliğine bir engel, pardon, çevre kirliliğine bir dokunuş olacak. Çevre kirliliği böylelikle gerçekleşmemiş olacak. Evet, devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Akdeniz Gazetesi. Mersinli firmalar iflasın eşiğinde.
Mersin'de Rusya'ya ihracat yapan narenciye firmaları zor durumda. Rusya'da rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi bu ülkeye yapılan ihracatın artmasına rağmen Mersin'in narenciye ihracatçısını iflasın eşiğine getirdi. Mersin'de faaliyet gösteren yaklaşık 10 narenciye firması iflas ederken önlem alınamaması durumunda iflas eden firma sayısı daha da artacağı benziyor deniliyor. Evet ve farkına varın, özgür olun. Psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, insanın gerçek özgürlüğünün seçimlerinin bilincinde olup olmadığında yattığını belirterek farkına varmak bir dönüm noktasında farkında olmayan insan hiçbir zaman özgür olamaz dedi. Farkında olmak gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii her insanın farkında olması gereken birçok konu vardır ve bu konularda bunu fark etmesi ön plan alınıyor. Evet, tweetlere geçeceğiz. Sayın Abdullah Özyiğit retweetlemiş Özgür Üzel'in iç güvenlik yasası demokrasiyi askıya alma yasasıdır. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığım konuşmanın görüntüleri diyor. Ve yine Nazlı Ilıca retweetlemiş nereden nereye 11 yıl arayla iki ayrı ekonomist kapağı 2002 Türkiye Avrupa'ya aittir. 2013 demokrat mı sultan mı diye sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sayın Abdullah Özyiğit'e ulaşmaya çalıştık. Bugün sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz ön seçim kararı alınmazsa yönetim olarak istifa edeceklerini söylemişti. Dün Sayın Soyer Şimşek'le de bu konuyu tartıştık. Asıl yapılması gereken tek bir çözüm noktası var, istifa etmek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de bir ön seçim yapmayacak. Kendi kafasına göre bir ön seçim yapacak ama hakim denetiminde olmayacak. Bu da ne anlama geliyor? Yine genel merkez diretecek ve genel merkez isim listesini belirleyecek ve halka bu isimleri seçin diyecek. İşin özeti bu. Ön seçimin mantığı bir hakim denetiminde yapılıyor olmasıydı. Ama şimdi yapılacak olan bizim haberde de geçti. CHP ön seçim yapacak. CHP ön seçim yapmıyor. Bir kere bunun farkına varalım. CHP'nin ön seçim yapabilmesi için bir hakim denetiminde yapması gerekiyor. Ama hakim denetimi olmaksızın ki Sayın Abdullah Özyiğit bu konuyu açıklarken bir ön seçim ama... İşte hakim denetimde olmayan bir ön seçim. Yani temayül yoklaması deyin siz bunun adına. İşte genel merkezin yine kıstasında olan sözüm ona yurttaşlara, partililere, CHP'lilere ön seçim diye yutturulmaya çalışılan bir sistem. İşin özeti budur. Yani kimse bu kadar açık ve net söylemiyor ama biz buradan söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de ön seçim yapmayacak. Ön seçim adı altında... Partililer ve milletvekili adayları kandırılacak. Ön seçim yapıyoruz diye. Yine genel merkez belirleyecek. Ve ben buradan hem il yönetimine hem de hatırlarsanız 27 milletvekili adayı bir dilekçede buluşmuş, ön seçim istiyoruz talebinde bulunmuşlardı. Çok merak ediyorum o 27 milletvekili adayı duruşunu nasıl gösterecek? Hala genel merkezin direktifleri ve önerileri doğrultusunda mı hareket edecekler? Yoksa biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz bu memleketin evlatları olarak bu memleketin sorunlarını iyi bilenleriz. Ve ancak yalnız seçecekse halk bizim aramızdan birilerini bir ön seçimle sıralamaya koyacaktır. Ve partimiz böyle bir seçime girecektir diyecekler mi? Bunu çok merak ediyoruz. Evet. Sayın Abdullah Özyiğit'e ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonu kapalı bu arada. Yani bu da ayrı bir durum tabii ki. Yani ne olabilir bilemiyoruz ama bizim 24 saat telefonlarımız açık. Yani gecenin 24'ünde de arasanız benim telefonum açıktır. Sabahın 3'ünde de arasanız benim telefonum yine açıktır. Ama biz bir siyasetçi değiliz. Bir siyasetçinin bence 24 saat telefonunda açık olması gerekir diye düşünüyoruz. Ali Rıza Öztürk sevgili izleyicilerimiz gecenin 1.38'i insanlarımız yarın sokakta sorgusuz sualsiz polis kurşunu ile öldürülmesin diye direnmeye devam. Evet, bir Suriye'den bahsediliyormuş gibi bir hava esti bir an. Saat 02 madde 26. direnişe devam. Direniş. Tabii bu cümleler tasvip etmediğimiz cümleler. Karşıyız demek daha doğru. Evet, Sayın Aytu Atıcı. Çocuklarımıza iyi bir gelecek yerine şiddet baskı taciz ortamı üreten AK Parti Kanal B'de anlattım diyor. Çıktığı programdan bir kesiti anlatmış başkent. Galiba. Çakma devlet adamı değil, gerçek devlet adamı olarak devleti yönetmek gerek diyor Sayın Aytu Atıcı. Devam ediyoruz. Sayın Çiğdem Münevver Ökten.
yine retweetlemiş Bill Gates'in. Evet. How much do you know about poverty hunger? The average score on this. Evet, güzel. Güzel, tebrik ediyoruz Sayın Çiğdem Münevver Ökten'i. Sayın Çiğdem Münevver Ökten, İngilizce öğretmeni biliyorsunuz değil mi? İşte bu şekilde klasmanımızı oluşturabiliyoruz. Biz de İngilizce okuyabilen fakat anlayamayanız. Yani aramızdaki fark bu. Güzel bir şeyler demiştir. Yani resimden baktığımızda bence kimler bu dünyada kaç aç insan var diye soruyordur mutlaka. Veya farkında mısınız sorusunu soruyordur diye. Sayın Çiğdem Münevver Ökten, bizleri zor durumda bıraktığınız için sizi buradan... Evet, Nihat Zeybekçi'nin... evet, yoksulluk ve açlık hakkında ne kadar biliyorsunuz demiş. İşte bunu, yani Çiğdem Münevver Ökten'in AK Parti iktidarında bunu retweetlemiş olması, acaba bu soruyu AK Parti hükümetine mi soruyor? Bu iktidarda AK Parti var ve AK Parti milletvekili bunu retweetliyorsa ve kamuoyla bunu paylaşıyorsa, o zaman siz dünyadaki açları bir kenara bırakın, ülkenizdeki açlardan haberiniz var mı diye soralım Sayın Çiğdem Münevver Ökten'e. Do you want about your here from? Diyemedik tabi. Ülkenizde özel hiç destek vermiyorsun bu arada bize de böyle. Evet, ülkenizde aç ve açıkta kalanların sayısını biliyor musunuz Sayın Çiğdem Münevver Ökten? Bu soruyu da biz size Türkçe olarak aktarıyoruz. Sizden İngilizce cevap alırsak da olsun. Çok şükür Google amca var. Hemen Türkçeleştirebiliriz. Sınır boylarımızın evet, Nihat Zeybekçi'nin tweetini retweetlemiş. Sınır boylarımızın kahraman bekçisi şehit pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı celil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyor. Çiğdem Münevver Ökten çok şükür kendisi bir tweet atmış. Malatya'da iki keşif uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 4 pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, ailelere de sabır diliyorum demiş. Evet. Ve devam ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin tweetlerine göz atalım. 12 saat önce merhum Yusuf Has Hacip ne güzel de söylemiş. Dil aslandır, bak eşikte yatar. Ey ev sahibi, dikkat et, senin başını yer. Sözüne dikkat et ki başın gitmesin, dilini tut ki dişin kırılmasın. Vatan ve millet zinetlerini kaybetmiş azınlığın son perdesi inecek, boyunlarına asılan vatansızlığın ibret levhası ise ilelebet duracaktır diyor Sayın Devlet Bahçeli. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Emine Ülker Tarhan'ın tweetlerine göz atacağız. Ankara Barosu'ndaydık diyor. 23 Şubat'ta, 24 Şubat'ta da ayrışarak küçülen değil, birleşerek büyülen bir Türkiye için Anadolu Partisi Türkiye'de birlik var demiş. Malatya'da savaş uçaklarımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz diyor. Ve bundan 23 yıl önce Azeri soydaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen insanlık dışı katliamın yıl dönümünde katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor. Azeri kardeşlerimizin bu büyük acısını paylaşıyoruz demiştir. Evet, ve devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz farklı bir tweet sahibine. Sayın İsmail Taşpınar. Evet, Sayın İsmail Taşpınar'da Dursun Ali Erzincanlı'nın tweetini retweetlemiş. İl Başkanıma ve SER organizasyona teşekkür ediyorum diyor. Süleyman Şah meselesinin özü budur diyor Sema Gün. İsmail Taşpınar retweetlemiş. Ve bütçeye yük değil, israfa önlem almak için atama istiyoruz. Gıda mühendisleri müjde bekliyor. Sayın İsmail Taşpınar'a yazılmış aslında Nilay Yıldız tarafından ve İsmail Taşpınar da retweetlemiş. Necdet Ünüvar 18,5 saatlik mesai bitti. Asistanlıktaki 36 saatlik, müsteşarlıktaki 16 saatlik mesailerimize benzedi ama vatan için uzun mesai berekettir diyor. Ve devam ediyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'dan havalanan savaş uçağının düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun tweetini paylaşmış. Ve Sayın Valimiz, sevgili izleyicilerimiz, Özge Canımızı katleden canileri adalete teslim eden jandarma personeline başarı belgesi verildiğini Mersin Valiliği'nin tweetini retweetlemiş.
Ve yine Mersin Valiliğin tweetini retweetlemiş. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Valimiz Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği haberini kamuoyuyla paylaşmışlar. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sevgili seyircilerimiz, bugün ülkemizin dört bir yanından gelen muhtarlarımıza üçüncü kez buluştuk. Hedefimiz 50 bin muhtarımızı ağırlamak diyor. Malatya'da iki keşif uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan dört pilotumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlık, sabır ve metanet diliyorum. TÜRGEV'in yeni Türkiye'yi inşa edecek gençlerin yetişmesi konusunda çok önemli hizmetler ifa etmenin çabası içinde olduğunu görüyorum diyor. İnancını, tarihini, kültürünü bilen, araştıran, üreten gençleri yetiştirme konusunda çabalarında TÜRGEV'e başarılar diliyorum. Tweetleri atılmış. Evet ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sayın Vahap Seçer'in tweetiyle son bulacak. Seçer Güncel programında Tarsus'ta meydana gelen kazada vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır dilerim tweetlerini paylaşmış kamuoyuyla. Evet ve sevgili izleyicilerimiz ulusal gazetelerimize geçiyoruz. Ulusal gazetelerimize geçmezden önce kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Ümit Oto Peugeot Citroen özel servisi. Her marka aracınızın son sistem elektronik cihazlarımızla arızasını tespit ediyor, uzman ekip ve ekipmanlarımızla kaporta, boya, elektrik, orijinal yedek parça, mekanik servisimizle bakım, onarım ve tamirini yapıyoruz. Dilerseniz aracınızı adresinizden alıp adresinize bırakıyoruz. Ayrıca kaza anında çekici ve kaza tutanağı hizmetlerimiz bulunmaktadır. Detaylı iç temizlik ve otoboya koruma sistemiyle hizmetinizdeyiz. Ümit Oto Peugeot Citroen özel servisi GMK Bulvarı Mezitli Gedizler Opel karşısında. 358-25-01-02 358-25-01-02 Mezitli Mersin. ümitotoservis.com.tr. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, periferik damar hastalıkları ve varis tedavi merkezi ile hizmetinizdedir. Radyo frekansı, lazerle yüzeysel varis tedavisi, skleroterapi yani köpükle lazer tedavisi, kol ve bacak damarlarının darlık ve tıkanıklıklarında balon, anjiyoplasti ve stent uygulaması, radyo frekansla bel ağrısı tedavisiyle girişimsel radyoloji uzmanı Doçent Doktor Caner Özer, kalp damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Hasan Hakan Atalay, kalp damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Abdullah Yeni Ocak hizmetinizdedir. Bilgi ve randevu telefonu 357-58-0 357-58-0. Evet, aklıma Sayın Mehmet Ali Birant geldi. Bu jenerin fon müziğini dinleyince Allah'tan rahmet diliyorum kendisine tekrar. Akşam gazetesiyle hemen programımıza devam ediyoruz ulusal gazetelerimizde. Tabansız muhalefet manşetini atmış Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin hezimet yaygarasına rağmen tabanları Şahfırat'ı başarılı buluyor diyor. Her üç CHP'liden biri diyor. MHP'de de büyük destek varmış diyor sevgili izleyicilerimiz. Hemen farklı bir gazeteye geçiyoruz. Bugün gazetesi Lale Devri Bitti manşetini atmış. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye eski müdürü Bartu Soral ekonomiye ait çarpıcı tespitlerde bulundu. Rakamlarla gerçeği gözler önüne serdi. Son 12 yılda Lale Devri yaşandı ama ekonomi içten içe çöktü. Türkiye krize gidiyor uyarısı yapmış.
Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Ekonomide isyan günleri diyor. Bir Babacan şimdilik istifa etmedi ama diyor. İki Koç çocuklarım için endişeliyim açıklaması yapmış. Türk İş herkes aklını başına alsın demecinde bulunmuş gazetenin ilk sayfasında. Ve devam ediyoruz hemen. Güneş Gazetesi'ne geçiyoruz. Evet, Güneş Gazetesi de CHP ile darbeci sesinin karne kardeşliği ekmeği karneye bağladı diyor. CHP'nin yere göğe sığdıramadığı darbeci sesi karne ile ekmek dağıtma devrine dönüş yaptı. Mısır'da seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Mursi karne ile ekmek dağıtmayı bitirmişti. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Hürriyet Gazetesi dersimiz ölüm diyor. 81 ildeki ilk öğretim çocuklarına yönelik hazırlanan ölüm nimettir. Çoğu zaman ağırlaşmış hayat yükünden kurtulmaktır diyen değerler eğitimi seminerleri yargıya taşındı. Evet. Ve devam ediyoruz yine. Ve Milliyet Gazetesi Genelkurmay'da şükür namazı. Başbakan Davutoğlu operasyon gecesi karargahta komutan için ayrılan odada şükür namazı kılarak bir ilki gerçekleştirdi diyor. Devam ediyoruz. Ve Posta Gazetesi. İşte size bence bugünün en güzel resmi. Sadece resim. Bir vali düşünün ve kayak yapmaya çalışıyor. İki tane koruma, bir tane kayak hocası, el pençe divan. Zannedersiniz ki padişah Fatih Sultan Mehmet. Yani şimdi böyle bir durumda valilerin üstün yanlarının ne olduğunu gerçekten çok merak ediyoruz. Yani şimdi bu kayak yaparken ilk defa kayak yapanlar mutlaka düşecektir. Yani bu kadar protokole, bu kadar bürokrasiye, bu kadar yakın korumaya, kayak yaparken bile koruma kullanan tek ülkeyiz biz. Yani kardan mı sakınıyorsunuz valiyi? Kar ne yapacak? Eğer vali kaymasını biliyorsa düşmeyecektir. Vali düşerse karı mı döveceksiniz? Ne yapacaksınız? Karı dövemezsiniz. Yani kar topu oynayın. Sulandırdık iyice. Yani böyle bir haberi de ancak sulandırarak verebilirdik. Çünkü çok yani ciddiye alınacak bir haber değil. Ben bu boyutuyla ele almayı daha çok uygun gördüm. Buna karşıyız. Lütfen. Yani aşırı koruma, aşırı işte el pençe divanlar durmak. Ya vali tamam bitti. Yani valinin önünde eğilip bükülmenin mantığı nedir bilmiyorum. Saygını göstereceksin ama eğilip bükülmenin, bir hocanın bu şekilde eğilip kayağını tutmanın, bu şekilde kaydırmanın mantığı nedir? Sayın valim, kayak yapmayı bilmiyorsunuz. Yapmayın, bitti gitti. Zorunda değilsiniz. Ya çok merak ediyorum. Şu korumanın ailesi kendisini görünce ne düşünüyor ya? İşte bu öğretmeni görünce ne düşünüyor ya? Yani bu zulmü uğratmaya mantığın nedeni nedir bilmiyorum. Kayak öğrenmiş Sayın Vali. Düşerse tutacak. Düşsün. Düşe kalka gelmiyor muyuz biz hayata? Vali olunca daha mı bir şey oluyor? Yani böyle protokol olunca korumalar olacak. Bir vali hayal edin. Kendi memleketinde korumasız dolaşabilen, her insanın yanına gidip el sıkabilen, dertleşebilen, çayını kahvesini içebilen bir vali istemez miyiz hepimiz? Kimden kimi koruyoruz? Kardan bile valiler korunuyorsa vay halimize bizim. Evet, tabii Türk Mersin'de değil bu, Erzincan valisi. Erzincan'da olacaksın, kaymayı bilmeyeceksin. Ya bu da ayrı bir soru. Kayak öğreniyor Sayın Vali. Daha önce de hiç kayak yapmamış olan Vali Bey için kayak hocaları ve korumalar seferber oldu. Flash flash. Manşete bak. Yani siz gazetenin tamamında bu habere yer veriyorsunuz. Şehitlere veda haberini küçük görüyorsunuz burada. Posta. Evet, Malatya'da 7. ana jet üssünden önceki gün eğitim için havalanan RF-4E tipi iki savaş uçağı birbirlerine çarpıp düşmüştü. 4 pilot şehit olmuştu, haberini de böyle verin. Devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Sabah gazetesi paralel cephenin hedefi 7 Haziran diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biri montajlı kasetler veriyor, öteki biatını bildiriyor. Bunu 30 Mart'ta gördük, Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Şimdi yeni hedefleri 7 Haziran'da diyor. Ve Anadolu'nun bağrına emanet.
gece uçuşunda çarpışan 2 F-4'te şehit olan 4 asker. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sözcü gazetesi şehitler Davut'ta, Tayyip Türgev'de diyor. Kumpaslarla zayıflatılan ordumuzun güzide 4 pilotu havada çarpışan uçaklarda şehit düştü. Dünkü törende gözler başkomutan Tayyip'i aradı. Tayyip Türgev'de diyor. Hasta ve yaşlı Suudi kralı öldü diye ülkede ulusal yas ilan edenler şehit cenazesinde yoktu. Erdoğan 5 bakanıyla Bilal'in yurtlarını açtı. Neşeliydi diyor. Devam ediyoruz. Ve Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesi inadına milli gençlik diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kurdukları ankebut sistem ve destekçilerinin çıkarları için Türgev'i tehdit gördüler. Çünkü Türgev inancını, tarihini bilen, vatanına bağlı şuurlu gençler yetiştirmek istiyor. Bunu hazmedemediler diyor. Ve Takvim gazetesi karargahta şükür namazı. Mehmetçik Şafrat operasyonuyla dünyaya parmak ısırttı. Başbakan Davutoğlu ise 06.03'te askerlerin yurda dönmesiyle karargahta 2 rekat şükür namazı kıldı. Evet, devam ediyoruz. İşte AK Parti'nin Yeni Türkiye'si Taraf gazetesinin manşeti. Dünyanın en özgür basını bizde diyen AK Parti iktidarı tarafın yazı işleri toplantısına SPK müfettişleriyle katılarak ileri demokrasi tarihine geçti. Ve devam ediyoruz. Türkiye gazetesi karargahta şükür namazı. Başbakan operasyon gecesini anlattı. Davutoğlu 9,5 saat süren şafrat başarıyla noktalanınca genelkurmaya da önce şükür sonra da sabah namazı kılmış. Bak şimdi. Sabah namazı 5.30'da. Şükür namazını 6.03'te kılmış. Neden kaynaklanıyor biliyor musunuz bu? Dini bilmeden din hakkında yorum yapıyoruz. Namaz vakitlerini bilmeden namaz hakkında yorumlar yapıyoruz. Ne yapacağız? Haber yapacağız. Sabah namazı 5.30. Yani 5'i 10 geçe Mersin için, 5'i 5 geçe Mersin için, Türkiye geneline baktığınızda da 5.30. 6.03'te şükür namazı kılıp sonra namaz, sabah namazı kıldıysa bilemiyoruz. Evet, namaz kılmak yani bu kadar abartılacak bir şey değil. Karargahta da kılarsın, sokakta, temiz bir yerde de kılarsın, camide de kılarsın. Namaz bir ibadet şeklidir ve bu ibadeti her yerde yapabilirsin. Temiz olan her yerde yapabilirsin. Yani bunu haberleştirmenin, bunu bu kadar ayyuka çıkarmanın mantığı nedir veya bunun üzerinden eleştirmenin mantığı nedir bilemiyoruz. Müslüman adam ne yapacak? Namaz kılacak. Namaz vakti geldiyse kılacak. Şükür namazını kılacak. Diyor, askerlerimize bir şey olmadı diye şükür namazı kılmak suç mu? Hayır. Sevap. Ya kılmak isteyen de kılabilir. Yok, öyle bir şey değildir. Bak mesela şimdi sen şimdi bir otobüs kullanıyorsun. Yolcuların var. Namaz vakti geldi ben namaz kılacağım. Yok ya. Yok öyle bir şey yani. Dini insanlar kendilerine göre yontup biçiyorlar. Bakın. Kendi çıkar ve emelleri uğruna, kendinin doğru bildikleriyle hareket ediyorlar. Oysa din böyle bir şey değildir. Yani din çok mütevazi olmaktır. Din işte güzellik demektir. Din kolaycıdır. Ne diyor? İşin varsa önce işin, sonra namaz diyor. Yani bunu herkes biliyor. Lütfen bir arada yapılabilirdi. Ve kılamadığın, zamanında kılamadığın namaz için de aynı zamanda biliyorsunuz kaza namazları da vardır. Yani böyle abartmanın mantığı yoktur. Yani o otobüsü durdurup namaz kılan adamın yaşantısına bakacaksınız. Yaşantısında bu kadar adil ve bu kadar dinine bağlı bir insan mı? Dini vecibeleri yerine getiriyor mu diye bakacaksınız ondan sonra. Ki zannetmiyorum. Evet, ona bakacak olursan aldığı maaşın çoğu faiz. Hadi buyur. Buna nasıl cevap vereceksin? Yani buna nasıl cevap vereceksin? Vallahi bilmiyordum. Yok, öyle bir şey yok. Dinde haram yemek günahtır. Bitti. Devam edelim. Bir de insan hakkı. Şimdi sen yolcu otobüsündesin ve insanlar bir yere yetişecek değil mi? Sen oradaki vatandaşların haklarını gasp ettin. Ne diyor dinimiz? Her şeyle gel ama kul hakkıyla gelme diyor. Hadi. Evet.
mahallenin imamlığına adayım. Seçimle mi yapılıyor bilmiyorum. Devam edelim. Evet, din güzeldir arkadaşlar. Yani tüm ibadetlere saygı duymak gerekir. İbadet yapmak bir erdemliktir ve bence insani bir görevdir. Hangi dine mensup olursanız olun, ibadetinizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek insana huzur verir. İster Müslüman olun, ister Hristiyan olun, istediğiniz düşünceye sahip olun. İbadetlerinizi yerine getirmenizde bence hiçbir sakınca yoktur. Ve isteyen istediği şekilde inancını, ibadetini yerine getirme hakkına sahiptir ve bu hakkını da istediği yerde kullanır. Ama olur olmaz yerde değil tabii ki. Vatan Gazetesi yaşlı diye düşünmedi diyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, 4 pilotun şehit olduğu Malatya'daki kazanın RF-4E'lerin yaşıyla bir ilgisi olmadığını söylemiş. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Ve son gazetemiz Zaman Gazetesi. Polis Nihat'ı öldürüp delilleri karakola gömdü. 12 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü özel harekatçı anlatmış bu arada. Zaman Gazetesi'nin ilk sayfasından okucularına ulaştırdığı haberde. Ve böylelikle bugün de sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağı dek. Bugün saat 17'de Ajanda programında kentimizdeki gelişmeleri aktaracağımız Ajanda programında da bir araya gelinceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.